Hiçbir partinin tek başına çıkmaya cesaret gösteremediği, er meydanına hür ve müstakil olarak çıkma cesaretini gösterebilen Genel Başkanımıza ve tüm partilerimize binlerce kez selam olsun. Konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kürsüye teşriflerini arz ederim. hey gidi hey. Salonlara alınmadığımız günlerden, elektriklerin kesildiği günlerden, bu salonu şereflendiren kadınlı, erkekli, genç, yaşlı arkadaşlarımızın bir araya geldiği ve inşallah hem ilçelerimizi hem Manisa şehrin alınacağına inandığımız adaylarımızın tanıtıldığı Toplantıya Allah her birinizden razı olsun Cenabı Cenabı Hak emeklerimizi gayretlerimizi inşallah ibadet saysın. O günlerden bugünlere çok şey yaşadık ama Allah Cenabı Hak önümüzü de açtı Ona da binlerce şükürler olsun Hepiniz buradasınız Hoş geldiniz Şeref getirdiniz. Evet, il başkanımızın da söylediği gibi rahmetli elçi beyin konuşma biçimiyle söylemiştim ben o zaman. Çok yakın dostumdu kendisi. Büyüğümdü, ağabeyimdi. Dolayısıyla özü başımıza hür ve müstakil ya da özgür ve bağımsız tek başımıza Türkiye'nin bütün şehirlerinde, ilçelerinde, yerel seçimlerde kendi logomuzla kendi aday gösterdiğimiz arkadaşlarımızla seçime giriyoruz. Yahu biz bir siyasi partiyiz. Pek çok eziyete, pek çok haksızlığa, pek çok iftiraya, pek çok tehdide göğüs gererek 6. yılını doldurup 7'ye adım atmış bir siyasi partiyiz ama biz bir siyasi parti değilmişiz. Aynı Bugün bugün bizi yöneten bir anlayış var. Yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminin dayattığı partiler arasındaki büyün küçüğü ezdiği simbiyotik et tırnak ilişkisinin söz konusu olduğu ve büyük olan siyasi partinin daha aldığı oy oranı yüksek olan siyasi partinin yanı yandaşı, yancısı olarak tarif edilebilen ve iddiayı unutan, iddiasını unutturan bir anlayışla bu ayrı ayrı gireceğiz dediğimiz andan itibaren hayretler içinde kaldık. Hep şu söylendi. Biz ayrı girersek işte şu şehri kaybettirirmişiz. Efendim ayrı girersek Şurasını AK Parti alırmış. Cumhur İttifakı alırmış. Peki şimdi sizlere bir sorum var değerli arkadaşlarım. Biz AK Parti'nin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Biz biz bu ülkeyi görüşlerimize uygun olarak zaten kurucu iradesi bu ülkenin, bu cumhuriyetin kurucu iradesi Türk milliyetçiliğidir. Hem milliyetçi, hem demokrat, hem kalkınmacı bir siyasi parti olarak liyakatin ortadan kalktığı, yandaş kayırmanın bir numaraya yükseldiği, vatandaşın ezildiği, buna karşılık yandaşların kayırıldığı bir düzeni o düzenin parçası olup bir avuç zenginin bir avuç zengin edilmiş, servet sahibi edilmiş insanın servetine servet kattığı buna karşılık mesela bugün gelirken İl başkanımıza sordum. Manisa'nın ekonomik durumu nasıl diye. Söyledi dedi ki işsizlik az. Ama yüzde neredeyse ellinin üzerindeki bir oran insanlar çalışıyor. Ama yüzde ellinin üzerindeki bir oran asgari ücretle çalışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Maaşlar arasındaki farkın ortadan kalktığı, hepsinin asgari ücrete çekildiği, Asgari ücretle de ilk verildiğinde bir ayı geçiriyorsun. Ondan sonraki süreçte borçla yaşamak zorunda kalan bir aile sisteminin olduğu ki Manisa tarımıyla, meyve ve zeytin yetiştiriciliğiyle, üzümüyle yani kendine yeten bir şehirdir sanayisiyle kendine yeten bir şehirdir. Buna rağmen yani bizim zengin şehirlerimizdendir ama buna rağmen eğer siz yüzde ellinin üzerinde çalışanın sadece asgari ücretle yaşadığını söylerseniz, asgari ücret kazandığını söylerseniz bu şehir fakirleşmiş demektir. Şimdi böyle bir ortamda birilerinin fakirleştiği, orta sınıfın yok olduğu ama servet sahibinin kayırılarak oluşan servetlerin servetine servet kattığı bir Türkiye'de biz de diyoruz ki istihdamın yaratıldığı Türkiye'deki genç kardeşlerimin okullarını bitirdikten sonra bu ülkeden bir bize bir fırsat eşitliği bir fırsat imkanı yok. Biz bu ülkeden nasıl kaçabiliriz dediği Kadınların gece eve gelirken yalnızsa eğer elektrik direktinde direğinde de o ampul yoksa titreye titreye korka korka evine vardığı özellikle büyük şehirlerde her türlü şiddete uğradığı ama buna karşılık buna karşılık yani karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmemek lazım geldiğini iddia eden hoca kılıklı şerefsizlerin olduğu bu ülkede her şey bir yana her şey bir yana kul hakkının ahlakın çalma ve çaldırmanın Allah indindeki öneminin haklı ve helal kazancın ne olduğunun anlatılması gerektiği yerde şu kadar kız çocuğuyla evlenilir mi evlenilmez mi efendime söyleyeyim sürekli kadınlar üzerinden kadınları inciten ve kadınlara el uzatılmasının önünü açan hoca kılıklı tiplerin televizyonlarda çıkıp konuşma yaptığı bir Türkiye'yi biz reddettiğimiz için reddettiğimiz için bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için yola çıktığımızı ve bu ülkeyi milletimizin teveccühü Cenab-ı Hakk'ın inşallah nasibiyle yöneteceğimiz özü başımıza giriyoruz ya özü başımıza yöneteceğimize Duyduğumuz inançla yola çıktık. Pek çok da bedel ödedik. Şimdi ama biz bu ülkeyi hakikaten canımızdan çok sevdik. Şimdi benim bir cümlem oldu. Yani kamuoyuna yaptığım konuşmalarda diyorum ki en son hem teşkilatlarımıza hem seçmenlerimize biz bu yalnız başımıza seçime girerek elbette bir zorlukla, bir zorluğu gözü alarak bunu bunu kabul ederek ve bu zorlukla mücadele edip ona galip gelmek inancıyla yola çıktık. Şimdi el sıkışmak kolay. Çünkü bu sistem yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi esasında partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dayattığı bir sistem var. O nedir? Bütün siyasi partileri birbirinin yani büyük oy oranı daha büyük bir siyasi partinin yanında, yamacında, yöresinde yer tutmasını sağlamak, ondan sonra da bir iktidar mücadelesini vermek. Yani biz Türkiye'de kurulan tüm siyasi partilerin iddiasını ortadan kaldıran ve sonuç itibariyle birinci öncelik Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra bu ucube sistemden kurtulmayı önceleyen, onun için de ittifakı hepimizin önüne dayatan bir sistem bu. Ve 2018'den bugüne kadar o sistemin mecburiyetlerine uyduk.